Evet, yarışmacılarımız, seyircilerimiz ve ekran başındaki izleyenler, Haydi Bil Bakalım isimli bilgi ve eğlence yarışmamızın büyük finaline hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Efendim, adım adım büyük finale yaklaşıyoruz diye diye 35 bölüm arkamızda bıraktık ve geldik büyük finale. Arkadaşlarımız bugüne kadar büyük mücadele gösterdiler ve 5 arkadaşımızla birlikteyiz bugün. Artık bugün heyecanın had safhada olduğu gündeyiz. Birazdan sizlere okullarımızı takdim edeceğim. Ama öncesinde büyük finalde takdir edersiniz ki ödüllerimiz de büyük olacak. Ödüllerimizden hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Birinci olan okulumuza 3 adet bilgisayar, yarışmacı öğrencilere birer adet tam altın olmak üzere 3 adet tam altın verilecek. İkinci olan okulumuza 2 adet bilgisayar, yarışmacı öğrencilere ise birer adet yarım altın olmak üzere 3 adet yarım altın verilecek. Üçüncü olan okulumuza 1 adet bilgisayar, yarışmacı öğrencilere ise birer adet çeyrek altın olmak üzere toplam 3 adet çeyrek altın hediye olarak verilecek. Öncelikle desteklerinden dolayı, armağanlardan dolayı Konya Büyükşehir Belediye'mize teşekkür edelim. Güzel bir alkış gönderelim mi? Çünkü gerçekten oldukça güzel hediyeler, değil mi? Evet, okullarımızı sizlere takdim edeceğim ama öncesinde arkadaşlarımızın bugüne kadar neler yaptıklarına dair güzel güzel videolar hazırlanmış. Videolarımızı izleyeceğiz. İlk olarak Sarı Masamızın, yani Abidin Saniye Erçal Ortaokulu'nun videosunu izleyeceğiz. Hemen başlayalım. ...69,5 puanla Selçuklu Abidin Saniye Erçal Ortaokulu. 74,87 puanla Selçuklu Abidin Saniye Erçal Ortaokulu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bugüne kadar 2 kez grup finaline çıktılar ve büyük finale gelmeye hak kazandılar. Artık daha fazla onları bekletmeyelim. Alkışlarla Sarı Masa'yı Abidin Saniye Erçal Ortaokulu'na alkışlarla sahneye alalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen bir diğer okulumuzun gösterisine geçeceğiz. Turuncu Masa'nın, yani Kazım Özenç Seçen Ortaokulu'nun videosunu izleyeceğiz. Videomuz ekranlarımızda. ...71,5 puanla Selçuklu Kazım Özenç Seçen Ortaokulu oldu. Alkışlıyoruz. 82,87 puanla Selçuklu Kazım Özenç Seçen Ortaokulu oldu. Alkışlarla arkadaşlarımız ortaya alalım. We'll be right back.
arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve alkışlarınızla turuncu masayı yani Kazım Özenç Seçen Ortaokulu'nu sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bir diğer okulumuzun gösterisine geçeceğiz. Yeşil Masa'ya Mehmet Akdoğan Ortaokulu'nun videosunu izleyeceğiz. Videomuz ekranlarımızda. ...58,75 puanla Selçuklu Mehmet Akdoğan Ortaokulu oldu. 72,5 puanla birinci olan ismi Selçuklu Mehmet Aydoğan Ortaokulu oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Buyurun size. Akdoğan Ortaokulu'nu sahneye alalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen bir diğer okulumuzun videosunu izleyeceğiz. Beyaz Masa'nın yani Gödene Toki Ortaokulu'nu izleyeceğiz. Videomuz ekranlarda. Meram Gödene Ortaokulu oldu. Alkışlarla platforma alalım. 69,75 puanla Meram Gödene Toki Ortaokulu oldu. Arkadaşlarımızı alkışlayalım. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ve bugünkü son finalistimiz Mavi Masa yani Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu'nun videosunu izleyeceğiz. Videomuz ekranlarda. Selçuklu Adnan Hadiye Sümegöz Ortaokulu oldu. Arkadaşlarımız alkışlarla platforma alalım. 73,5 puanla Selçuklu Adnan Hadiye Sümegöz Ortaokulu oldu. Arkadaşlarımız alkışlarla ön tarafa alalım.
etmeyelim. Mavi Masa'yı yani Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu'nu sahneye alalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, yarışmamıza birazdan başlayacağız. Ama öncesinde birbirinden kıymetli öğretmenlerimizden oluşuyor jürimiz. Hemen sizlere jüri üyelerimizi takdim etmek istiyorum. Tayfun Eşen Beyefendi bizlerle birlikteler. Uğur Erzurum Beyefendi bizlerle birlikteler. Ve Duran Çetin Beyefendi bizlerle birlikteler. Evet, artık yarışmamıza başlamaya çok yakınız ama öncesinde her ne kadar daha önce yarışmış olsak da yarışmanın kurallarını hatırlamamız gerekmekte. Ben sözü hemen jüriye yani Uğur Erzurum hocama bırakıyorum. Uğur hocam söz size. Haydi bil bakalım, bilgi ve eğlence yarışması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, bilgi düzeylerinin ölçüldüğü bölüm olup her biri 5 puan değerinde 16 soru. İkinci bölüm ise tiyatral yeteneklerin ölçüldüğü bölüm olup 10 puan değerindedir. Her iki bölümden toplamda en yüksek puan alan okulumuz yıl finalinde birinci olacaktır. Tüm yarışmacılara başarılar dilerim. Evet, Uğur hocama teşekkür ediyoruz. Yarışmamıza başlayacağız ama öncesinde yarışmacı arkadaşlara bir dönmek istiyorum. Ben hem onların da bir sesini duymuş olalım. Mavi Masa hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Peki. Teşekkür ederiz. Beyaz Masa hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Peki, teşekkür ediyoruz. Yeşil Masa hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Teşekkür ediyoruz. Hemen diğer tarafımıza döneceğiz. Turuncu Masa hazır mıyız? Hazırız. Turuncu Masa'nın alkışları da gelsin. Peki, Sarı Masa hazır mıyız? Hazırız. Teşekkür ediyoruz. Peki seyirciler, hazır mıyız? O zaman alkışlarla birlikte büyük finalin gelsin ilk sorusu. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevaplarımızı kaldıralım. Jürinin görebileceği şekilde kaldırın. Yarışmamızın ilk sorusu Türkçedendi. Sorumuzu salondaki seyircilerimiz ve ekran başındaki izleyenlerimiz için aktarıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir sözcük kullanılmıştır diye sorulmuş. A. Hem görgülü hem de çok çalışkan bir adamdı bizim Eyüp. B. Çocukluğumu geçirdiğim bu şehre dönmek beni mutlu ediyor. C. Bu ay çocuklara Korkusuz Kaptan adlı kitabı önerdim. D. Her sabah aynı yerden simit ve peynir alırım seçenekleri verilmiş. Evet, cevapları indirebiliriz arkadaşlar. Cevaplamaya Mavi Masa'dan başlayacağız. Mavi Masa nedir cevabınız? Cevabımız B. Çocukluğumu geçirdiğim bu şehre dönmek beni mutlu ediyor. Mavi Masa bizim cevabımız B seçeneğidir dedi. Peki Beyaz Masa? Cevabımız B. Çocukluğumu geçirdiğim bu şehre dönmek beni mutlu ediyor. Beyaz Masa da cevabımız B seçeneğidir dedi. Peki Yeşil Masa? Cevabımız A. Hem görgülü hem de çok çalışkan bir adamdı bizim Eyüp. Yeşil Masa bizim cevabımız A seçeneğidir dedi. Hemen dönelim diğer tarafa. Turuncu Masa. Cevabımız B. Çocukluğuma geçirdiğim bu şehre dönmek beni mutlu ediyor. Turuncu Masa da cevabımız B seçeneği dedi. Peki Sarı Masa ile devam edelim. Cevabımız B. Çocukluğuma geçirdiğim bu şehre dönmek beni mutlu ediyor. Sarı Masa da cevabımız B seçeneği dedi.
Seyircilerimiz sorunun cevabını tahminde bulundular zannedersem. Peki, birinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğiydi. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, böylelikle ilk sorumuzu geride bırakmış olduk. İkinci sorumuzla devam edeceğiz. İkinci sorumuz da Türkçeden gelecek. Bakalım sorumuz neymiş? Gelsin hemen. Evet, süremiz sona erdi arkadaşlar. Cevaplarımızı kaldıralım. Yarışmamızın ikinci sorusunu aktarıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır diye sorulmuş. A seçeneği, kaybetmiştik kuşların bazılarını ormanlarda. B seçeneği, sonra hepsi bir kez daha unuttu yaşananları. C seçeneği, başkasını görmediğim rüyalarımın derinliğinde. D seçeneği, hiçbirini sormadım çevremdeki insanlar olarak verilmiş. Cevaplamaya geçebiliriz. Cevapları indirelim arkadaşlar. Evet, yine mavi masadan başlayacağız. Mavi masa, nedir cevabınız? Cevabımız B. Sonra hepsi bir kez daha unuttu yaşananları. Mavi masa, bizim cevabımız B seçeneğidir dedi. Peki, beyaz masayla devam edeceğiz. Beyaz masa. Cevabımız B. Sonra hepsi bir kez daha C. Başkasını görmedim rüyalarımın derinliğinde. Beyaz masa, bizim cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki, yeşil masayla devam edelim. Cevabımız C. Başkasını görmedim rüyalarımın derinliğinde. Yeşil masa, bizim cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki geçelim diğer tarafa. Turuncu masa, sizin cevabınız nedir? Cevabımız D. Hiçbirini soramadım çevremdeki insanlara. Turuncu masa, bizim cevabımız D seçeneği dedi. Peki son olarak sarı masa. Cevabımız B. Sonra hepsi bir kez daha unuttu yaşananları. Sarı masada cevabımız B seçeneği dedi. Efendim, sorumuza farklı farklı cevaplar geldi. Seyircilerimiz hemen hemen tüm cevapları alkışladılar. Yani tüm masalarımıza puan veremeyeceğiz. Bu da demek oluyor ki seyircilerimizden de bazıları yanıldılar. İkinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğiydi. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Böylelikle ikinci sorumuzu geride bıraktık ve sıra geldi son Türkçe sorumuza, yani üçüncü sorumuza. Bakalım son Türkçe sorumuz neymiş? Gelsin hemen. Ve süremiz oldu. Cevaplarımızı kaldıralım. Yarışmamızın üçüncü sorusunu aktarıyorum. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır diye sorulmuş. A. Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir denilmiş ve çoğalan kelimesinin altı çizilmiş. B.
bildiklerini açıkça ifade etmekte hiçbir sakınca görmediği cümlesi verilmiş ve sakınca kelimesinin altı çizilmiş. C. Da Vinci'nin dünyaca ünlü yapıtı müzede sergileniyor cümlesi verilmiş ve yapıtı kelimesinin altı çizilmiş. D. Çocuk son bir umutla resme baktı cümlesi verilmiş ve umutla kelimesinin altı çizilmiş. Evet, cevaplamaya geçelim. Cevapları indirebiliriz. Yine mavi masadan başlayacağız. Mavi masa, nedir cevabınız? Cevabımız D. Çocuk son bir umutla resme baktı. Mavi masa, bizim cevabımız D seçeneğidir dedi. Peki beyaz masa? Cevabımız A. Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgi. Beyaz masa, bizim cevabımız A seçeneğidir dedi. Peki yeşil masa? Cevabımız A. Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir. Yeşil masada cevabımız A seçeneği dedi. Hemen dönelim diğer tarafa. Turuncu masa, ne diyorsunuz? Cevabımız D. Çocuk son bir umutla resme baktı. Turuncu masa, bizim cevabımız D seçeneği dedi. Son olarak sarı masa. Cevabımız B. Bildirdiklerini açıkça ifade etmekte hiçbir sakınca görmedi. Sarı masada cevabımız B seçeneği dedi. Efendim, üçüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneğiydi. Evet arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Böylelikle üçüncü sorumuzu geride bıraktık. Yani Türkçe sorularımızı tamamlamış olduk. Dördüncü sorumuz matematikten gelecek. Bakalım arkadaşlarımız matematik sorularında neler yapacaklar. Gelsin hemen soru. Evet, süremiz sona erdi. Cevaplarımızı kaldıralım. Yarışmamızın dördüncü sorusunu aktarıyorum. Ayrıtların uzunlukları toplamı 80 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun yarısı su ile doludur. Bu deponun iki ayrıtının uzunlukları 5 metre ve 7 metre olduğuna göre depoda kaç metreküp su vardır diye sorulmuş. A 124, B 140, C 156, D 160 olarak verilmiş. Cevapları indirebiliriz. Hemen cevaplamaya geçelim. Mavi masadan başlayacağız. Mavi masa, nedir cevabınız? Cevabımız C 156. Mavi masa, bizim cevabımız C seçeneğidir dedi. Teşekkür ediyoruz. Peki beyaz masa, siz ne diyorsunuz? Cevabımız C 156. Beyaz masa, cevabımız C seçeneği dedi. Peki yeşil masa? Cevabımız C 156. Yeşil masa da cevabımız C seçeneği dedi. Dönelim hemen diğer tarafa. Turuncu masa, ne diyorsunuz? Cevabımız A 124. Turuncu masa, cevabımız A seçeneği dedi. Peki son olarak sarı masa. Cevabımız D 160. Sarı masa da cevabımız D seçeneği dedi. Efendim dördüncü sorumuza masalarımızdan 3 farklı yanıt geldi. Fakat sorularımızda biliyorsunuz 4 seçenek var. Ve maalesef doğru olan seçeneğimiz söylenmeyen, yani B seçeneğiydi. Ama moralleri bozmayalım, arkadaşlarımızı alkışlayalım güzelce. Evet, inşallah 5. sorumuzda tüm masalarımıza puan veririz diyelim ve vakit kaybetmeyelim. Gelsin 5. soru.
Yarışmamızın 5. sorusunu aktarıyorum. Bir şekil verilmiş efendim. Salondaki seyircilerimize şekli aktarma şansımız yok. Ama ekran başındaki izleyenlerimiz şekli gördüler. Sadece soru kısmını okuyacağım. Yandaki küpün içindeki suyun yüksekliği 5 santimdir. Küpün içinde tamamen batacak şekilde 128 santimetre küp hacminde bir cisim atılıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. 1. Suyun yüksekliği 7 santim olur. 2. Aynı cisimden bir tane daha küpün içine atılırsa 64 santimetre küp su taşar. 3. Cismin hacmi bir kenarı 4 santim olan küpün hacminin 2 katıdır olarak verilmiş. Seçeneklerimizi aktarıyorum. A seçeneği 1 ve 2, B seçeneği 2 ve 3, C seçeneği 1 ve 3, D seçeneği 1, 2 ve 3 olarak verilmiş. Evet, cevaplamaya geçelim. Cevapları indirebiliriz arkadaşlar. Yine mavi masadan başlamak istiyorum ben. Mavi masa, nedir cevabınız? Cevabımız C, 1 ve 3. Mavi masa, bizim cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki beyaz masa? Cevabımız B, 2 ve 3. Beyaz masa, bizim cevabımız B seçeneğidir dedi. Peki yeşil masa? Cevabımız C, 1 ve 3. Yeşil masada bizim cevabımız C seçeneği dedi. Hemen dönelim diğer tarafa, turuncu masa. Cevabımız A, 1 ve 2. Turuncu masa, bizim cevabımız A seçeneği dediği, son olarak sarı masa. Cevabımız B, 2 ve 3. Sarı masada cevabımız B seçeneği dedi. Efendim 5. sorumuz için de yine birbirinden farklı yanıtlar geldi. Ama maalesef 5. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğiydi. Ama moralleri bozmayalım, arkadaşlarımızı bir kez daha alkışlayalım. Demek ki az önce moral alkışını yeteri kadar verememişiz arkadaşlar. Yine biraz düşük oldu sanki. Bu kadar mı sadece alkışlar? Evet, bu motivasyonla 6. sorumuzda tüm masalarımıza puan vereceğimizi ümit ediyorum. Vakit kaybetmeyelim, gelsin 6. soru. Süremiz doldu. Cevaplarımızı kaldıralım jürinin görebileceği şekilde. Yarışmamızın 6. sorusunu aktarıyorum. %30 karla satılan bir gömleğin satış fiyatı üzerinden %30 indirim yapılıyor. Satıştaki kar zarar durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. A. Ne kar ne zarar edildi. B. %3 zarar edildi. C. %3 kar edildi. D. %9 zarar edildi seçenekleri verilmiş. Evet, cevapları indirebiliriz. Cevaplamaya yine mavi masadan başlamak istiyorum. Mavi masa, nedir cevabınız? Cevabımız D, %9 zarar edildi. Mavi masa, bizim cevabımız D seçeneğidir dedi. Peki beyaz masa? Cevabımız D, %9 zarar edildi. Beyaz masa da cevabımız D seçeneğidir dedi. Yeşil masa ile devam edeceğiz. Yeşil masa? Cevabımız A, ne kar ne zarar elde edildi. Yeşil masa, bizim cevabımız A seçeneği dedi. Dönelim hemen diğer tarafımıza, turuncu masa. Cevabımız D, %9 zarar edildi. Turuncu masa, bizim cevabımız D seçeneğidir dedi. Son olarak sarı masa. Cevabımız D, %9 zarar edildi. Sarı masa da cevabımız D seçeneği dedi. Altıncı sorumuzun doğru cevabı D seçeneğiydi.
Evet, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Böylelikle matematik sorularımızı da geride bırakmış olduk. Sıra geldi 7. sorumuza. 7. sorumuz sosyal bilimlerden gelecek. Bakalım sorumuz neymiş? Gelsin hemen. Aramızı kaldıralım. Siz de yazdınız zannedersem, değil mi? Düzeldi mi kalemimiz? Peki. Yarışmamızın 7. sorusunu aktarıyorum. Türkiye'nin farklı ölçeklerle çizilmiş haritalarına baktığımızda hangisi değişmez diye sorulmuş. A seçeneği enlem ve boylam dereceleri, B seçeneği ayrıntıyı gösterme gücü, C seçeneği haritanın duvarda kaplayacağı alan, D seçeneği haritada gösterilen Tuz Gölü'nün haritada kapladığı alan olarak verilmiş. Evet, cevapları indirebiliriz arkadaşlar. Cevaplamaya geçelim. Mavi Masa, nedir cevabınız? Cevabımız A, enlem ve boylam dereceleri. Mavi Masa cevabımız A seçeneğidir dedi. Peki, Beyaz Masa siz ne diyorsunuz? Cevabımız A, enlem ve boylam dereceleri. Beyaz Masa da cevabımız A seçeneği dedi. Peki, Yeşil Masa'yla devam edeceğiz. Yeşil Masa nedir sizin cevabınız? Cevabımız A, enlem ve boylam dereceleri. Yeşil Masa'da cevabımız A seçeneği dedi. Turuncu Masa siz ne diyeceksiniz? Cevabımız A, enlem ve boylam dereceleri. Turuncu Masa'da cevabımız A seçeneğidir dedi. Son olarak Sarı Masa. Cevabımız A, enlem ve boylam dereceleri. Sarı Masa'da cevabımız A seçeneği dedi. Yedinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneğiydi. Evet, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Böylelikle 7. sorumuzu da geride bırakmış olduk. Sıra geldi 8. sorumuza. 8. sorumuz din kültürü ve ahlak bilgisinden gelecek. Bakalım sorumuz neymiş? Gelsin hemen. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarımızı kaldıralım arkadaşlar. Yarışmamızın 8. sorusunu aktarıyorum. Medine'yi savunmak için etrafına hendek kazılması çalışmalarına Peygamberimiz de bizzat katılmıştır. Hendek kazılma fikri aşağıdaki sahabelerden hangisine aittir diye sorulmuş. A. Sad bin Muaz, B. Halid bin Velid, C. Selman-ı Farisi, D. Abdullah bin Cübeyr seçenekleri verilmiş. Evet, cevaplamaya geçebiliriz. Cevapları indirelim arkadaşlar. Mavi Masa'dan başlayacağız yine. Mavi Masa nedir cevabınız? Cevabımız C, Selman-ı Farisi. Mavi Masa bizim cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki Beyaz Masa? Cevabımız C, Selman-ı Farisi. Beyaz Masa da cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki Yeşil Masa? Cevabımız C, Selman-ı Farisi. Yeşil Masa da cevabımız C seçeneği dedi. Bu taraf tamamen C seçeneği dedi. Hemen geçelim diğer tarafa. Turuncu Masa ne diyorsunuz? Cevabımız C, Selman-ı Farisi.
Turuncu masada cevabımız C seçeneği dedi. Son olarak sarı masa. Cevabımız C, Selman'ın Farisi. Sarı masada cevabımız C seçeneği dedi ve diğer tarafımız da tamamen C seçeneğini söylemiş oldu. Masalarımızın tamamı 8. sorumuza bizce doğru cevap C seçeneği dediler. Doğru da dediler. 8. sorumuzun cevabı C seçeneği. Evet, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. 8. sorumuzu geride bıraktık ve böylelikle ilk ara bölümümüze gelmiş olduk. Jürimize döneceğiz, puan durumunu öğreneceğiz. Bakalım arkadaşlarımız şu ana kadar kaç puan toplayabilmişler. Uğur Hocam, söz size. 8 sorunun sonunda Abidin Saniye Erçal Ortaokulu 25 puanda. Kazım Özenç Seçen Ortaokulu 20 puanda. Mehmet Akdoğan Ortaokulu 15 puanda. Gödene Toki Ortaokulu 25 puanda. Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu 25 puanla yarışmaya devam ediyor. Evet, Uğur Hocam'a teşekkür ediyoruz. Puanlarımız birbirine oldukça yakın arkadaşlar. Önümüzde daha 8 soru var. Yani şu andan itibaren her şey değişebilir. Tablo çok aksi yönde ilerleyebilir. Evet. Motivasyonumuzu kaybetmeyelim diyelim ve 9. sorumuzla devam edeceğiz. 9. sorumuz fen bilimlerinden gelecek. Gelsin hemen soru. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları kaldıralım. Yarışmamızın 9. sorusunu aktaracağım. Fakat salondaki seyircilerimize 9. soruyu aktarma şansım yok. Bir ışın düzlemi verilmiş. Yani şekilden oluşmuş olan bir soru. Ama ekran başındaki izleyenlerimiz soruyu gördüler. Sadece soru kısmını aktarıyorum. A açısının değeri 60 derece olduğuna göre B açısı kaç derecedir diye sorulmuş. A 30, B 45, C 60, D seçeneği 70 olarak verilmiş. Evet, jürimiz cevapları aldı zannedersem. Cevapları indirebiliriz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi mavi masadan başlayacağız. Mavi masa nedir cevabınız? Cevabımız A 30. Mavi masa cevabımız A seçeneğidir dedi. Peki, beyaz masa? Cevabımız A 30. Beyaz masa da cevabımız A seçeneğidir dedi. Peki, yeşil masa? Cevabımız A 30. Yeşil masa da cevabımız A seçeneğidir dedi. Peki, turuncu masayla devam edeceğiz. Cevabımız A 30. Turuncu masada cevabımız A seçeneği dedi. Son olarak sarı masa. Cevabımız A 30. Sarı masada cevabımız A 30 dedi. Tüm masalarımız soruya aynı cevabı verdi. Bu da demek oluyor ki ya tüm masalarımıza puan vereceğiz ya da hiçbir masamıza puan veremeyeceğiz ve sizlerden moral alkışı isteyeceğiz. Efendim, 9. sorumuzun doğru cevabı A seçeneğiydi. Evet, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. 9. sorumuzu da geride bıraktık. 10. sorumuza geçeceğiz. 10. sorumuz da fen bilimlerinden olacak. Vakit kaybetmeyelim. Gelsin sorumuz.
Evet, süremiz doldu arkadaşlar. Cevaplarımızı kaldıralım. Aşağıdakilerden hangisinde sesin yansımasından yararlanılmıştır diye sorulmuş. A. Ultrason aletleri ile tetkik sırasında. B. Yarasaların yön bulmasında. C. Denizlerin derinliğinin ölçülmesinde. D. Tiyatrolarda akustik ortam oluşturulmasında seçenekleri verilmiş. Cevapları indirebiliriz arkadaşlar. Cevaplamaya başlayacağız. Yine her zamanki gibi mavi masadan başlayacağım. Mavi masa, nedir cevabınız? Cevabımız D. Tiyatrolarda akustik ortam oluşturulmasında. Mavi masa bizim cevabımız D seçeneğidir dedi. Peki beyaz masa? Cevabımız D. Tiyatrolarda akustik ortam oluşturulmasında. Beyaz masa da cevabımız D seçeneğidir dedi. Peki yeşil masa? Cevabımız B. Yarasaların yön bulmasında. Yeşil masa bizim cevabımız B seçeneğidir dedi. Hemen geçelim turuncu masaya. Turuncu masa. Cevabımız D. Tiyatrolarda akustik ortam oluşturulmasında. Turuncu masa bizim cevabımız D seçeneğidir dedi. Son olarak sarı masa. Cevabımız A. Ultrason aletleri ile tetkik arasında sırasında. Sarı masada bizim cevabımız A seçeneğidir dedi. Efendim 10. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Efendim sıra geldi 11. sorumuza. 11. sorudan itibaren az evvel söylediğim gibi Konya ile ilgili sorularımız olacak. Bakalım arkadaşlarımız Konya sorularından neler yapacaklar. Gelsin hemen 11. sorumuz. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarımızı kaldıralım. Yarışmamızın 11. sorusunu aktarıyorum. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali önceleri Aralık ayındaki Vuslat Yıl Dönümü anma törenleri kapsamında yer alırken sonraları kapanış gecesi 30 Eylül'e yani Mevlana'nın doğum gününe gelecek şekilde düzenlenmiştir. Mevlana'yı anma ve anlamaya yönelik yeni bir zaman dilimi oluşturulması hedeflenen bu etkinlik İlk defa hangi yılda düzenlenmiştir diye sorulmuş. A 2002, B 2004, C 2006, D 2008 olarak verilmiş. Cevapları indirebiliriz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi mavi masadan başlayacağız. Mavi masa, nedir cevabınız? Cevabımız D 2008. Mavi masa bizim cevabımız D seçeneğidir dedi. Peki beyaz masa? Cevabımız C 2006. Beyaz masa bizim cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki yeşil masa? Cevabımız B 2004. Yeşil masa bizim cevabımız B seçeneğidir dedi. Dönelim diğer tarafımıza, turuncu masa. Cevabımız B 2004. Turuncu masa cevabımız B seçeneğidir dedi. Son olarak sarı masa. Cevabımız C 2006. Sarı masada cevabımız C seçeneği dedi. 11. sorumuzun doğru cevabı B seçeneğiydi. Evet, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Böylelikle sıra geldi 12. sorumuza. Bakalım arkadaşlarımız 12. soruda neler yapacaklar. Gelsin hemen.
ve süremiz sona erdi. Cevaplarımızı kaldıralım. Yarışmamızın 12. sorusunu aktarıyorum. Konya'ya komşu kaç il vardır diye sorulmuş. A 7, B 8, C 9, D 10 olarak verilmiş. Cevapları indirebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlarımız hesaplar yapıldı, sayıldı. Bakalım kimler doğru olarak sayabilmiş. Hemen yine mavi masadan başlayacağız. Mavi masa nedir cevabınız? Cevabımız C 9. Mavi masa bizim cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki beyaz masa? Cevabımız C 9. Beyaz masa da cevabımız C seçeneği dedi. Peki yeşil masa siz ne diyorsunuz? Cevabımız C 9. Yeşil masada cevabımız C seçeneği dedi. Efendim sahnemizin sağı tamamen C seçeneği dedi. Bakalım diğer tarafımız ne diyecek? Turuncu masa siz ne diyorsunuz? Cevabımız B 8. Turuncu masa bizim cevabımız B seçeneği dedi. Geleneği bozuyoruz dedi. Peki sarı masa? Cevabımız C 9. Sarı masada cevabımız C seçeneği dedi. 12. sorumuzun doğru cevabı C seçeneğiydi. Evet arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Böylelikle sıra geldi 13. sorumuza. Bakalım arkadaşlarımız 13. sorumuzda neler yapacaklar, puan alabilecekler mi? Gelsin 13. soru. Süremiz sona erdi. Cevaplarımızı kaldıralım. Yarışmamızın 13. sorusunu aktarıyorum. Selçuklu Sultanları tarafından Konya Beyşehir yolunun geçtiği Akyokuş mevkii civarında yaptırılmıştır. 1955 yılında Mehmet Önder tarafından kazı çalışması yapılmıştır. Mimari durumu hakkında çok şey bilmediğimiz sarayda yapılan kazılarda ele geçen alçı süslemeler Karatay Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu saray aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A seçeneği Kubadağbaş Sarayı, B seçeneği Sultaniye Sarayı, C seçeneği Keykubadiye Sarayı, D seçeneği Felek Abad Sarayı olarak verilmiş. Evet cevapları indirebiliriz. Sizler de indirin. Her zaman olduğu gibi mavi masadan başlayacağız. Mavi masa nedir cevabınız? Cevabımız C, Keykubadiye Sarayı. Mavi masa cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki beyaz masa ne diyorsunuz? Cevabımız B, Sultaniye Sarayı. Beyaz masa biz B seçeneği diyoruz dedi. Peki yeşil masa? Cevabımız A, Kubadağbaş Sarayı. Yeşil masa biz A seçeneği diyoruz dedi. Dönelim diğer tarafa. Turuncu masa ne diyorsunuz? Cevabımız A, Kubadağbaş Sarayı. Turuncu masa biz A seçeneği diyoruz dedi. Son olarak sarı masa. Cevabımız B, Sultaniye Sarayı. Sarı masada cevabımız B seçeneği dedi. Efendim, masalarımızdan 3 farklı yanıt geldi. Ama 13. sorumuz da yine 4 seçenekli bir sorumuzdu. Doğru cevabımız 4. seçeneğimiz yani D seçeneğiydi maalesef. Ama moralleri bozmayalım. Arkadaşlarımızı alkışlayalım güzelce. Evet, teşekkür ediyoruz. Böylelikle sıra geldi 14. sorumuza ve ikinci ara bölümümüzden önceki son sorumuz. Bakalım 14. sorumuzda neler olacak? Gelsin hemen sorumuz.
Süremiz sona erdi arkadaşlar. Cevaplarımızı kaldıralım. Yarışmamızın 14. sorusunu aktarıyorum. Mevlana Kültür Merkezi'nin yapıldığı bölgeye eskiden ne ad verilirdi diye sorulmuş. A. Mahmuriye, B. Türbe Önü, C. Aslanlı Kışlası, D. Ferhuniye seçenekleri verilmiş. Cevapları indirelim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Mavi Masa'dan başlayacağız. Mavi Masa nedir cevabınız? Cevabımız B. Türbe Önü. Mavi Masa bizim cevabımız B seçeneğidir dedi. Peki Beyaz Masa? Cevabımız B. Türbe Önü. Beyaz Masa da cevabımız B seçeneği dedi. Yeşil Masa? Cevabımız B. Türbe Önü. Yeşil Masa da cevabımız B seçeneği dedi. Geçelim diğer tarafa. Turuncu Masa? Cevabımız B. Türbe Önü. Turuncu Masa'da cevabımız B seçeneği dedi. Son olarak Sarı Masa. Cevabımız C. Aslanlı Kışlası. Sarı Masa diğer tüm masalardan farklı bir cevap verdi ve bizim cevabımız C seçeneği dedi. Efendim, yarışmamızın 14. sorusunun doğru cevabı C seçeneğiydi. Evet, böylelikle 14. sorumuzda yalnızca Sarı Masa'ya puan vermiş olduk. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ve 14. soruyla birlikte ikinci ara bölümümüze gelmiş olduk. Yeniden jürimizden puan durumunu öğreneceğiz ve değerlendirme alacağız. Bakalım arkadaşlarımız şu ana kadar neler yapmışlar, kaç puan biriktirebilmişler. Uğur Hocam, söz sizde. 14 sorunun sonunda Abidin Sani Erçal Ortaokulu 40 puanda. Kazım Özent Seçen Ortaokulu 35 puanda. Mehmet Akdoğan Ortaokulu 30 puanda. Gödene Toki Ortaokulu 40 puanda. Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu 40 puanla yarışmaya devam ediyor. Evet, Uğur Hocama teşekkür ediyoruz. Ve daha fazla heyecanlı bekleyişi sürdürmeden gelsin yarışmamızın 15. sorusu. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarımızı kaldıralım arkadaşlar. Yarışmamızın 15. sorusunu aktarıyorum. Musalla mezarlığı içerisinde yer alan türbenin kitabesine rastlanılmamıştır. Tarihi kaynaklardan 4. Rukneddin Kılıç Arslan'ın hanımına ait olduğu sanılmaktadır. Türbe, Selçuklu türbelerinin Eyvanlı türbe tarzında yapılmıştır. Eyvanı sivri kemerli ve beşik tonozludur. Cephe ve eyvan kemerinin içinin çini ve mozaiklerle süslü olduğu kalıntılardan anlaşılan türbe aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A seçeneği Gömeç Hatun, B seçeneği Fatma Hatun, C seçeneği Kerra Hatun, D seçeneği Ayşe Hatun olarak verilmiş. Evet, jürimiz cevapları aldı zannedersem. Cevapları indirebiliriz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine Mavi Masa'dan başlayacağım ama bu sefer yanına kadar geleceğim. Mavi Masa nedir cevabınız? Cevabımız A. Gömeç Hatun. Mavi Masa cevabımız A seçeneği, yani Gömeç Hatun dedi. Peki Beyaz Masa, siz ne diyeceksiniz 15. sorumuza? Cevabımız C. Kerra Hatun. Beyaz Masa bizim cevabımız C seçeneğidir, yani Kerra Hatun seçeneğidir dedi. Peki gelelim Yeşil Masa'ya, siz ne diyorsunuz? Cevabımız A. Gömeç Hatun. Yeşil Masa'da cevabımız A seçeneği, yani Gömeç Hatun dedi. Peki Turuncu Masa? Cevabımız A. Gömeç Hatun.
Turuncu masada cevabımız A seçeneği, yani Gömeç Hatun dedi. Son olarak sarı masa. Cevabımız A, Gömeç Hatun. Sarı masada cevabımız A seçeneği, Gömeç Hatun dedi. Efendim 15. sorumuzun doğru cevabı Gömeç Hatun, yani A seçeneğiydi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Ve sıra geldi yarışmamızın en son sorusuna. 16. sorumuz. Hatta bu sezonki Haydi Bil Bakalım'ın en son sorusu artık. 16. sorumuz. Bakalım en son sorumuzda arkadaşlarımız neler yapacak? Vakit kaybetmeyelim. Gelsin 16. sorumuz. Kaplarımızı kaldıralım. Jürinin görebileceği şekilde yarışmamızın en son sorusunu, yani 16. sorumuzu aktarıyorum. Vali olarak Konya'nın eğitim öğretim tarihinde önemli bir yeri vardır. Onun valiliği zamanında 1899 yılında Konya ili içinde 10 rüştiye ve 60 ilkokulun resmi açılışı yapılmıştır. Yine onun valiliği süresi içinde il içinde toplam 256 iptidai okul açmış ve mevcudu 1687'ye çıkarmıştır. Öğrenci adedi ise 48.000'den 63.154'e yükselmiştir. Yine onun zamanında bir de sanat okulu açılmıştır. Bu vali aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A seçeneği Akif Paşa, B seçeneği Ferit Paşa, C seçeneği Mahmut Şevket Paşa, D seçeneği İsmet Paşa olarak verilmiş. Evet, sıra geldi 16. sorumuzun cevaplamasına. Cevapları indirebiliriz arkadaşlar. Geleceğim Mavi Masa'nın yanına yine. Mavi Masa, nedir cevabınız son sorumuza? Cevabımız C, Mahmut Şevket Paşa. Mavi Masa, son sorumuza cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki, Beyaz Masa, siz ne diyorsunuz son soruya? Cevabımız C, Mahmut Şevket Paşa. Beyaz masada cevabımız C seçeneğidir dedi. Peki gelelim Yeşil Masa'nın yanına. Siz ne diyorsunuz Yeşil Masa? Cevabımız C, Mahmut Şevket Paşa. Peki Yeşil Masa'da cevabımız C seçeneği dedi. Turuncu Masa, siz ne diyorsunuz? Cevabımız C, Mahmut Şevket Paşa. Turuncu Masa'da cevabımız C seçeneği, yani Mahmut Şevket Paşa dedi. Son olarak Sarı Masa, 16. sorumuza ne diyorsunuz? Cevabımız C, Mahmut Şevket Paşa. Sarı Masa'da cevabımız C seçeneği, yani Mahmut Şevket Paşa dedi. 16. sorumuza, yarışmamızın en son sorusuna tüm masalarımız bizce cevap C seçeneği dediler. 16. sorumuzun doğru cevabı maalesef B seçeneğiydi arkadaşlar. Ama moralleri bozmayalım. Arkadaşlarımızı kuvvetlice alkışlayalım. Efendim biliyorsunuz arkadaşlarımız... Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız şu ana kadar birçok soruyu geride bıraktılar ve ikinci kez birinci olarak büyük finale geldiler. Birazdan tiyatral gösteri bölümümüze geçeceğiz ama öncesinde jürimizden son durumu öğreneceğiz. Bakalım arkadaşlarımızın son puanları nelerdir? Uğur Hocam söz sizde. Birinci bölümün sonunda Abidin Saniye Erçal Ortaokulu 45 puanda. Kazım Özen Seçen Ortaokulu 40 puanda. Mehmet Akdoğan Ortaokulu 35 puanda. Gödene Toki Ortaokulu 40 puanda.
Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu 45 puanla yarışmayı tamamlamıştır. Yarışmamızın ikinci bölümünde tiyatral gösterilerini tiyatral gösterilerini birinci sırada Abidin Sani Erçal Ortaokulu, ikinci sırada Kazım Özent Seçen Ortaokulu, üçüncü sırada Mehmet Akdoğan Ortaokulu, dördüncü sırada Gödene Toki Ortaokulu, beşinci sırada Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu sergileyecektir. Öğretmen arkadaşlarımız sahne hazırlığı için yardımcı olabilirler. Evet arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Haydi Bil Bakalım'ın büyük finaline tiyatral gösteri bölümümüzle devam ediyoruz. İlk olarak Abidin Saniye Erçal Ortaokulu'nu izleyeceğiz. Arkadaşlar başlayabilirsiniz. Bir obezin açlıkla imtihanı. Sabah. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Kurt kime çıktı Allah? Ne yiyoruz bugün? Bol bol
İşkence anne, bu işkence. Ben odama gidiyorum. Evet, arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Hemen bir diğer okulumuzun gösterisini izleyeceğiz. Kazım Özenç Seçen Ortaokulu'nu izleyeceğiz. Arkadaşlar başlayalım. Merhaba.
tartayım mı seni? Bırak Allah aşkına ya. Benim tartılacak bir halim mi kalmış? Baksana. Bir deri bir kemiğim zaten. 5 kuruş param da yok. Canın sağ olsun. Bu seferlik senden para almayalım. Sağ ol ya kardeş. Kardeş, sen niye çalışıyorsun? Sana bakan annem baban yok mu? Babam feş geçirdiği için çalışamıyor. Annem de ona bakıyor. Ben de aileme katkı olsun diye hem çalışıyorum hem okuyorum. Pek bir şey kazandırmıyor ama şükür karnımız doyuyormuş. Ya sen neyine şükrediyorsun? Senin bir ayağın yok. Babam feş geçirmiş. Bir de çocuk yaşta çalışıyorsun. Senin şükredecek neyin kalmış? Şükrediyorum. Çünkü ailem elim kolum sapasağlam. Ayaklarımdan başka eksiğim yok ki. Aslında ayaklarım da olsa iyi olurdu ama ne yaparsın? Trafik kazasında kaybettim. Şükrediyorum yaşadığıma. Şükrediyorum. Çünkü ailem boynuna sarılabileceğim bir annem ve babam var. İnsan şükretmek için hep kendinden daha kötü durumda olanları düşünüyor. Bak bizim kör Salih geliyor. Daha 6 yaşındayken kaybetmiş beni. Anlayacağım dünyası kaplamadı. Ya onun yerinde olsaydı. Salih gel sesime gel. Seni yeni arkadaşla tanıştırayım. Merhaba ben Şakir. Merhaba ben de Salih. Kör Salih derler bana. Aslında tamamen kör Salih benim. Ben de istemez miydim dünyayı seyretmeyi? Kuşları, böcekleri, insanları izlemeyi. Kim bilir şuradaki çiçekler o kadar güzeldir ki. Öyle değil mi? Evet gerçekten de çok güzel o çiçekler. Ama nasıl anladın orada olduklarını? İnsan sadece gözleriyle göremez dünyayı. İşte ben bu yüzden halime şükrediyorum. Çünkü dokunabiliyorum, tadabiliyorum. En iyisi koklayabiliyorum. Burada çiçek olduğunu kokusundan anladım. Sahi sen fark etmemiş miydin onları? Sen söyleyince farkına vardım tabii. Yazık, çok yazık. Oysa Allah o güzelliği senin gözlerin için yaratmış. Senin gözlerin sapasağlam olmasına rağmen sen o güzelliği görmüyorsun. Peki sen hayattan nasıl lezzet alıyorsun? Ben mutsuz biriyim. En azından az öncesine kadar mutsuz biriyim. Mutsuzluğumun sebebini fakirlik sanıyordum. Ve mutsuzluğumun sebebi benim kör olmamış. Bak arkadaşım, kimse görmeyi bilmeyen kadar kör olamaz. Doğru, benim gözlerim görmüyor. Ama mantığımın gözleri keskindir. Hiçbir zaman keskin sirke olup küpüme zarar vermem. Ve halime şükrederim. Bak dostum, şu çocuğu görüyor musun? Görüyorum. İşte o çocuğun bir anne ve babası yok artık. Suriye'deki savaşta kaybettiği ikisini. Şu an öz vatanından çok uzakta olmasına rağmen, başını sokacak bir evi olmamasına rağmen, en kötüsü bir anne ve babası olmamasına rağmen, hala her gün kalktığında yaşadığına şükrede. Sen şimdi söyle bana, senin şükredecek hiçbir şeyin yok mu? Var. Var. Benim şükredecek çok şeyim var. Anne! Affet beni! Anne! Ya sizin çocuklar? Sizin sahip olduğunuz ve şükredecek hiçbir şeyiniz yok mu? Evet arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Alkışlarla gönderiyoruz kendilerine. Bir diğer okulumuzun gösterisini izleyeceğiz. Mehmet Akdoğan Ortaokulu'nu izleyeceğiz. Arkadaşlar başlayabilirsiniz. Ona göre askerin zaferi halkın manevi zaferine bağlıydı. Bu yüzden sık sık kıyafet değiştirerek halkın içine karışık esnafları ziyaret ederdi. Onların durumları hakkında bilgi toplardı. Yine o günlerden bir gün Fatih veziriyle birlikte kıyafet değiştirerek Edirne'de çarşıya çıkar ve bakalım neler yaşanır. Padişahım, yine kıyafetlerimizi
elbise değiştirmişsiniz. Müzi, bir halk arasında karışalım. Ne yer, ne içerler, ne yaparlar bir görelim. Padişahım, şimdi bu nereden icap etti? Sebebini sorabilir miyim? Müzi, biliyorsun bizim büyük hayallerimiz vardı. Biliyorum padişahım. Siz Yuhan Padişahı Sultan Mehmet'siniz. Tabii ki büyük hayalleriniz vardır. Sevdanızı bilirim padişahım. Peygamberimizin müjdelerini o kutlu kişilerden olmak hepimizin arzusu. Peygamberimizin o sözünü bir daha söyler misin bizi? O kadar tatlı bir duygu, o kadar tatlı bir söz ki bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 9 asır önce İstanbul bir gün fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır diye buyurmuştu. Ah vezirim, hep dua ettim o komutan ben olayım diye. İnşallah siz İstanbul'u fethedeceksiniz sultanım. Neye dayanarak söylersiniz sözleri? Siz daha Beşik'teydiniz efendim. Babanız Murat Han, Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne İstanbul'u ben fethedebilir miyim diye sormuştu. O ne cevap vermişti peki? İstanbul'un fethedip size nasip olacağını söylemiştim. Bu ne güzel müjde. Ya ben İstanbul alırım ya da İstanbul beni. Bir emriniz var mı padişahım? Hadi bakalım şu halk ne yapıyor bir görelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ağa. İşler nasıl gidiyor? Allah'a şükür beyim. Var mı bir ihtiyaç? Sağ olasın. Hayırlı işler. Padişahım, sizi tanımayalım. Dolaştan devam edelim. Selamünaleyküm ağa. Aleykümselam beyim. Bir sizden bana var mıdır? Ne demek? Hala sardım bilgiler. Niye öyle? Hiç yok da ver hele. Sultan Mehmet İstanbul'un fethi hazırlıklarına başlıyor. Ne düşünürsün bu konuda? Evelallah Sultan Mehmet'in peygamberimizin müjdelediği o kutlu komutan olacağına inanıyorum beyim. Âlâ. Buyur beyim paketin hazır. Borcumuz nedir ha? Onatçedir beyim. Buyur. Allah bereket versin beyim. Siftah sizden bereket Allah'tan. Bereketini göresin ha. Aa. Sabun da alacak. Sabunun var mıdır? Onu da yan komşudan alırız beyim. Onun sabunu daha iyi. Niye ağa? Senin sabun yok mudur? Var olmasına vardı da beyim. Allah aşkına ben siftahımı yaptım. Zira o komşum siftahını yapmamıştı. İstirham ediyorum sabunu ondan alırız. Peki peki hadi sana hayırlı işle. Sağ olasın beyim. Subhanallah, maşallah. Bu ne anlayış? Bu ne yücelik? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam mezare. Sabunu var mıdır? Vardır elde. Ne kadar lazım? İki kalıp ver hele. Buyur beyim, paketin hazır. Buradan alıver ha. Allah bereket versin beyim. Ne bekleriz inşallah. Hatırlamış ki iki okladan pirinç alacaktım. Pirinç de versene. Beyim ben siftahımı yaptım. Pirinci de yan komşudan. Subhanallah, maşallah, barakallah. Şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi. Bak vezirim, benim arkamda böyle bir halk varken, birbirini böylesine düşünen insanlar varken, biz değil İstanbul'u dünya evine fethederiz evvelallah. Asla sırtımız geri gelmez. Ya ben İstanbul alırım ya da İstanbul benim. Evet arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Alkışlarla gönderelim kendilerini. Hemen bir diğer okulumuzun gösterisini izleyeceğiz. Gödene Tokyo Ortaokulu'nu izleyeceğiz. Arkadaşlar başlayabilirsiniz. Hey durun bakalım. Buyur kumanda. Nereye gelin? Nereye gidersin? İnebolu'dan Ankara'ya. Ordumuza cephane taşırız. Allah yemeği zayıf bizim acılarım. Sizin adınız bu millet. Nasıl öyle? Şu düşmanı yurdumuzdan bir atalım da kumanda. Boş ver sen bizim hakkımızı. İnşallah bacım. Bu düşman nefsini atalım yurttan. Allah sen bizi muzaffer kıl. Amin. Yola koyulalım artık. Bulutlar kararıyor. Kar yağacak. Cephaneler ıslanacak. Bacım ne yapıyorsun? Bebeğin üstünde örtüyü niye çıkarttın? Hava bulutu soğuk. Üşütecek. Hasta yok zavallı. Bebeğin örtüsünü cephanenin üstüne örteceğim. Ama bebek ne hasta olur ölürse? Bak komutan
bebek benim bebeğimdir. Bebeğim ölürse Allah bana yine nasip eder. Ama bu cephane millet malıdır. Bu yurt elden giderse nereye gideriz? Bine evladı neyleyim olmazsa vatan. Ben Kastamonlu Şerife Bacı'yım. Ben Akyatı'yım. Şahin Ağam. Mazer Osman'ım. Ben yumurtlarımla yükseceğim. Yumurtlarım memleket kadar büyük. Çıktı karşına Fransız askerleri. Çıktı tetiği bismillahlarla beraber. Yıktım toprağın üstüne, kar kurşunla birliğini vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı koşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı yıldır? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun atepler, namus günüdür. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz bayram suyu. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Adım Nene Hatun. Erzurumluyum. 93 harbinde 20 yaşında gencecik bir gelindim. İki bebeğim vardı. Biri kız, biri oğlan. Kızım daha 3 aylık, oğlum ise bir bebek. Bir gece yarısıydı. Kapı çaldı. Gelen abimdi. Bedeni kan içinde, yarası çok ağırdı. Kollarımı aldım, kollarım da can verdi. Acı çöktü içime, kalmadı dermanım. Hüngür hüngür ağladım. Ruslar Aziziye tabesini ele geçirmişti. İki bebeğimi Allah'a emanet ettim. Abimin silahını aldım. Koştum, Ruslara karşı savaştım. Efendim benim sevgili şimdi. 15 Mayıs 1999 Bahar geri gelmiştir. Bence Yunan Asya'nın yer altı şehri. Karanlıklar çok ısınmış üzerinde. Bunlar yorumlara canavar demeli. Sarı bir kutlu beşere. Dokunuyor beni sana. Dokunmaz mıydı bana? Azap tarzı. Önce düşman sancak tarzına indirdim yere. Sonra Allah yine verdiyse. Kurşun yağdırdılar kıyamet gibi tatlı bir tebessüm yüzümde. Güller sardı her yerimi ve yakmıştım. Anadolu ateşini işte. Adım Halide'ydim. Türk ordusu için yardım topluyorduk. Yaşlı bir kadın yanıma yaklaştı ve şöyle dedi. Ben fukara çamaşırcı bir kadınım. Kızımı okutabilmek için her gün çalışıyorum. Oğlum Çanakkale'de şehit oldu. Ağlamıyorum. İşimi bırakmıyorum. Çünkü o zaman kızımı okutamam. Sonra göğsünden bileğe çıkarak bana uzattı. Bunu zor günüm için saklamıştım. Ama anladım ki ordumuz benden daha zordaymış. Al kızım dedi. Boynuna sarıldım. Gözlerimden yaşlar boşandı. Aa, ben Maraş'tan Sütçü İmamım. Mavzere sürülmüş mermi gibiyim. Söz konusu vatansa hepten deliyim. Yıl 919 Maraş'ın dar sokaklarında 3-5 Ermeni asker Zeynep'e musallat oldu da. Dediler aç başını yüzünü bir görelim. Size medeniyet getirdik sana da öğretelim. Birden haykırdım. O örtü ay yıldızlı bayraktır. Onu da indirsem gayrı adım alçaktır. Her mermiye 3 İhlas 1 Fatiha okudum. Gördüğüm düşmanlar alnından vurdum. Yediğim kurşunlar acıtmaz da canımı. Kirli ellerinizi çekin, rahat bırakın bacımı. Selam aslan, her şeyin en eski komutanı. Canım kanı fenanın Anadolu vatanı. İzmit'e girdi düşman, dünyayı başlarına yıktı. Kaçtığı yere gömdüm, al bayrama baktım. Sarı kamış aldı kocamı benim. Yılmadım düşmandan, dimdik dururum. Vatanı çiğnetmem, ölmeden tenim. Al bayrak şerefim, benim gururum. Şehit kocamdan bayrağı aldım. Kurduğum tetiğiyle dağlarda kaldım. Düşman yüreğine korkular saldım. Bizler kınalı kutulardı. Gittik ve bir daha dönmedik. Geriye dönmeyenler de, geride kalanlar da vatan sağ olsun dedik. Kına kurbana yakılırdı. Analar kutuları kınaladı. Vatana kurban olsun dediler, kınalı kutular feda oldu. İngiliz'e, Fransız'a, Ermeni'ye karşı savaşırken Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Yemen'de. Birer birer çirkem, birer birer doğruldum. Vatan için hücum edip Allah için şehit olduk. Doğusuyla, batısıyla, genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla savaştık. Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de biz vardık.
Alparslan olduk. Fatih olduk. Mustafa Kemal olduk. Kenetlendik. Vatan için bir an olsun gözümüzü kırpmadık. Şehit olup kanatlandık. Yoksur ayrımız gayrımız. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Biz Türkiye'yiz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Alkışlarla gönderiyoruz kendilerini. Ve son finalistimizin tiyatro gösterisini izleyeceğiz. Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu'nu izleyeceğiz. Arkadaşlar başlayabilirsiniz. Okey Jennifer, Türkler ne diyor? Memleket. Evet, bir başka adı benim memleket. Burada memlekete gelmiş. Hiç aramıyor ben. Yes Richard, çok rahat oluyor ben burada. Sen acıktın? Yes Jennifer, bak jingle jingle jingle. Jingle jingle? Zil çalıyor Jennifer, zil çalıyor. Türkler ne diyor? Karnı zil çalıyor ben. Ooo, Richard sen Türkçe konuşuyor. Süper. Jennifer bak, Amerika kafe. Yes, hadi yemek yiyelim biz. Şuraya bak hocam, çok üzülüyorum. Yanlışlıkla başka bir ülkeyi mi buraya getirdik anlamıyorum. Görmedin mi? Elin Amerika aslında rezil oldu. Baksana kendilerini Amerika'da hissediyorlar. Adamlar da haklı valla. Sen de öyle hissetmiyor musun? Az önce aynı şeyleri konuşmadık mı? Biz biliyoruz da elin yabancısı söyleyince yine de zoruna gidiyor insanın. Aklın iyi olabilirdir. Bizimkiler operasyona mı çıktı acaba? Bugün programda bu sokak vardı. Ha işte bunlar bizimkiler. Ezmi hocam. Selamünaleyküm kardeş. Gelin gelin bir çay içelim. Bir dakika Orhan kardeş, görev başındayız. Peki o zaman biz kalkıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Eyvallah kardeş. Efendi bir dakika dışarı gelir misin? Pardon Cezmi Bey, lütfen bana bırakın siz. Hoppala hocam, zırt araya girme. Ya hem Cezmi Bey değil, Cezmi. Peki Cezmi Bey, kusura bakmayın Cezmi. İzin verirseniz önce ben konuşayım. Sayın dükkan sahibi bakar mısınız? Buyurun, ne arzu etmişsiniz? Hay Allah! İşe bak ya! Bayanmış yahu! Buyuralım buyurun masnavacı! Burada! Bir dakika! Lütfen bana bırakın siz Cezmi Bey! Yahu kaç kere söylemek lazım hocam! Cezmi Bey değil! Cezmi! Evet buyurun, ne istemişsiniz? Efendim fazla bir şey değil, sadece dükkanınızın ismiyle ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Anlamadım. Ne var dükkanın isminde? Hanımefendi, size küçük bir sorun var. Burası İngiltere mi? Hayır. Peki Amerikan bacım? Tabii ki hayır. Peki söyler misiniz hanımefendi, burası neresi? Tabii ki Türkiye. Ne saçma sorular bunlar? İşte hanımefendi, madem burası Türkiye, niye Avrupa'ya benzesin anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey anlamadım. Neden Avrupa'ya benziyor ki? Bakınız efendim. Lafı çok uzattın hocam. Bak bacı, kısacası burada bir vukuat var. Ne vukuatı? Bu ne? Ne? Bu isim dedim, ne demek? Basbayağı isim işte. Ne varmış isminde? Basbayağı diyor ya. Bak bacım, sen burada ne satıyorsun? Yemek satıyorum. Ben burada yemek yemem. Nedenmiş o? İsminde ayrı yok, ne öyle? Karizma. Şöyle adam gibi. Bu kepçe. Lezzet. Tatköy falan olmaz mı dükkanın ismi? Olmaz efendim. Biraz global düşünün. Moda bu. Hocam global diyor ya. Öleceğim ben burada kahrımdan. Ah Türkçem ah. Tamam anlaşıldı. Nasıl diyorsanız öyle olsun. Değiştiririz. İkna oldunuz mu? Ha işte. Orhan değiştir şu tabeli koçum. Biliyorum abi. Oh be. Ne kadar da güzel oldu değil mi hocam? Olmadı Cezmi Bey. Bizim metodumuz bu değil. Lütfen ikna yöntemini kullanalım. Ne demek şimdi hocam? Biz zaten ikna etmiyor muyuz insanları? Anladım şimdi valla. Esnaf kardeş, rica etsem bakar mısın? Buyurun ne vardı? Dükkanın ismi Türkçe aykırı. Değiştirmek lütfunda bulursan Türkçemize hizmet olur icabında. Ne saçmalıyorsun kardeşim? Hasta mısın nesin? Bak efendi, daha kısa yoldan anlatayım. Bu dükkanın ismi değişecek. Yoksa senin suratın değişecek ona göre. Lütfen Cezmi Bey, biz kibar olalım. Git işine belanı benden bulma. Allah Allah. Namahrem anam, namahrem. Benim evime yabancı at koydun mu? Vallahi namahrem. Ama böyle uyarı olmaz ki Cezmi Bey. Yanlış, vallahi yanlış. Yahu siz deli misiniz, bela mısınız? Çekin gidin be. Amma yaptın hocam. Adam ikna oldu da biz mi olma dedik.
Gördün işte, ikna olmuyor. Herkes anladığı dilden konuşmak lazım. Olsun, biz sabırlı olmalıyız. Onlara Türkçemizin güzelliklerini, yabancı isimlerin toplumumuzdaki olumsuz yönlerini anlatmalıyız. Böyle eşkıya gibi olmaz efendim, olmaz. Yanlış yanlış da düzeltilmez ki. Medeniyet diyorum, medeniyet. Ya sen anladın mı söylemek istediğimi? Yo, anlamam mı gerekiyor? Ne haliniz varsa görün o zaman. Ha işte hocam, rahat bırak bizi. Bak efendi, son sözümü tekrarlıyorum. Bu dükkanın ismi 3 vakte kadar değişecek. Derhal, süren başladı. Anlaşıldı, günah benden gitti. Oğlum, hoş gel. Tiyatral gösteri bölümünde görev alan arkadaşlarımızı da yavaş yavaş sahneye alalım. Kendilerine armağan vermek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Artık sessizliği sağlayalım lütfen. Tiyatral gösteri bölümünde görev alan arkadaşlarımıza bir armağan vermek istiyoruz. Arkadaşlarımızın armağanlarını değerli jüri üyelerimiz versin istiyoruz. Alkışlarınızla jüri üyelerimizi Tayfun Eşen Beyefendi, Duran Çetin Beyefendi, Uğur Erzurum Beyefendi ve Emine Kösen Hanım Efendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Bugün büyük finaldeyiz ve büyük finalin final bölümüne geldik. Aylardır süren mücadelemiz bugün noktalanacak. Öncelikle buradaki arkadaşlarımızın hepsi daha önce 2 kez birinci oldular. Yani hepsi aslında birincilerimiz. O yüzden tüm yarışmacılarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum sizlerden. Görüyor musun? Biraz abi sola kaydırır mısın? Şu tarafa, Mustafa abi. Bu tarafa abi. Evet, arkadaşlarımız hazırlar. Şöyle bir bakalım, 5 okulumuz da yanımıza gelmiş. Okul müdürlerimiz ya da görevli öğretmenlerimizden bir tanesini de arkadaşlarımızın yanına alalım. Arkadaşlarımız yalnız kalmasınlar. Müdürlerimizi alkışlarla alalım, değil mi? Evet hocam, hoş geldiniz sizler de. Evet seyirci arkadaşlar, teşekkür ediyoruz.
Bugün büyük finalde izledik. Büyük finalde ödüller de büyük olur dedik. Ödüllerimizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birinci olan okulumuza 3 adet bilgisayar, yarışmacı öğrencilere ise birer adet tam altın olmak üzere toplam 3 adet tam altın armağan edilecek. İkinci olan okulumuza 2 adet bilgisayar, yarışmacı öğrencilere ise birer adet yarım altın olmak üzere toplam 3 adet yarım altın armağan edilecek. Ve üçüncü olan okulumuza 1 adet bilgisayar, yarışmacı öğrencilere ise birer adet çeyrek altın olmak üzere toplam 3 tam çeyrek altın hediye olarak verilecek. Evet, jürimizden işaret geldi. Jürimiz sonucu bana ulaştırdı şu anda. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, sonuçlar şu anda benim elimde. Sonuçları henüz ben de görmedim. Fakat salonumuzda bu kadar ses varken ben sonuçlara bakmam. Önce anlaşalım. Artık bakabilirim sonuçlarımıza. Önce kendim bakacağım. Evet arkadaşlar. Bugün büyük finaldeyiz. Artık haydi bil bakalımı sonlandırıyoruz. Sonlandırırken birinci olan ismi sizlerle paylaşacağım. Haydi bil bakalım da bugün üçüncü olan ismimizi açıklıyorum sizlere. Haydi bil bakalım da bugün üçüncü olan okulumuz. Efendim, üçüncü olan okulumuz Meram Tokyo Ortaokulu oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Haydi bil bakalım da bugün ikinci olan okulumuzu açıklıyorum. Normal şartlar altında, normal yarışmalarımızda ikincimizi açıkladığımız zaman birincimizi öğrenebiliyorduk ama bugün öğrenemiyoruz çünkü 5 okulumuz mevcut. İkinci olan okulumuzu sizlerle paylaşıyorum. Haydi bil bakalım da bugün ikinci olan okulumuz. Efendim, ikinci olan okulumuz Selçuklu Adnan Adiye Sürmegöz Ortaokulu oldu. Arkadaşlarımızı alkışlarla platforma alalım. Tebrik ederim arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ve sıra geldi. Haydi bil bakalımın büyük finalinde birinci olan okulumuza. İkincimiz ve üçüncümüzü açıkladık. Geriye arka tarafta bekleyen 3 okulumuz kaldı. O 3 okulumuzdan bir tanesi birincimiz olacak. Diğer okullarımızda 4.'ümüz ve 5.'ümüz olacak. Bugüne kadar final bölümlerinde sizleri hep beklettim. İşin açığı heyecanlandırdım. Bugün öyle bir şey yapmayacağız. Artık bugün büyük finaldeyiz. Bekletmenin herhangi bir anlamı yok. Hemen sizlere paylaşayım. Haydi bir bakalımın büyük finalinde birinci olan okulumuz. Söylediklerime ben bile inanmadım fakat. Bu kadar kolay olabilir mi birinciyi öğrenmek? Olur mu? Peki. Haydi bil bakalım da birinci olan okulumuz Abidin Saniye Erçal Ortaokulu oldu. Arkadaşlarımızı alkışlarla platforma alalım. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Hemen sizlerle dördüncümüzü ve beşincimizi paylaşmak istiyorum. Dördüncümüz Selçuklu Kazım Özen Seçen Ortaokulu oldu. Beşincimiz ise Selçuklu Mehmet Akdoğan Ortaokulu oldu. Arkadaşlarımızı da arkadaşlarımızın yanına alalım. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Evet, ödül törenimiz için İl Milli Eğitim Şube Müdürlerimizi ve Selçuklu ve Karatay İlçe Milli Eğitim, aynı zamanda Meram İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimizi, aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Nazmi Taşoluk Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Evet, değerli protokol, sevgili öğrenciler, bugün burada
eğitimin bölünmezlerinden olan sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında mütalaa ettiğimiz Hadi Bil Bakalım bilgi yarışmasını hep birlikte izledik. Ben özellikle bu programın oluşmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi çalışanları, milli eğitim çalışanlarımız, efendim ilçelerimizdeki okullarımızın müdürleri, okul öğrencilerimizin büyük katkıları oldu ve bu katkılarının dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Elbette ki bugün burada büyük finalin sonucunu almak için buradaydık. Birinci, ikinci, üçüncü seçilecekti. Ancak ben öğrencilerimizi gördüğüm kadarıyla amacına uygun, yarışmanın amacına uygun olarak çok güzel bir performans gösterdiler. Gayret ettiler, çabaladılar ve buradaki amacına uygun birikimlerini ortaya koydular ve birikimlerinden dolayı bunların amacına uygun olarak yapmış oldukları çalışmaları hep birlikte gördük. Ben burada şahsım adına diyorum ki bu gayretin neticesinde bu öğrencilerimizin bana göre hepsi birinci, hepsini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Konuşmalardan devam edelim şöyle. Nazmi Bey'in konuşmasını dinleyelim o zaman. Buyurun müdürüm. Sayın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım, Selçuklu Karatay Meram, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerim, Sayın Okul Müdürlerim, Sayın Öğretmen Arkadaşlarım, Sayın Veliler, Sayın Jüri Üyelerimiz, sevgili yarışmacılar, sevgili öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek Beyefendi, programlarının yoğunluğundan dolayı bu programa katılamadılar. Gönlünün sizinle beraber olduğunu, sevgilerini sizlere iletmiş oluyorum. Sağ olun. Çok güzel bir yarışma. Elbette bir yıl 2013-2014 öğretim yılının son final yarışması. Bunlar, bu arkadaşlarımız birincinin birincisi, birincinin ikincisi olarak bunları böyle değerlendirmek gerekiyor. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Ancak bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Güzel bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Yaz tatilinde sağlığımızı iyi koruyalım. Her şeyden önce sağlık. Riske giren faaliyetlerden kaçınalım. Sağlığımızı riske eden, heyecanla yapacağımız bir takım şeylerden sağlığımızı koruyalım. Bundan sonraki yaşamımıza başarılar, sağlıklar diliyorum. Sağ olun. Nazmi Bey'e güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Ve artık ödüllerimizi vermeye geçelim. Hocam buyurun. Dördüncü ve beşinci ödüllerini alıyor. Dördüncümüz ve beşincimiz ödüllerini alacaklar. Evet, dördüncümüz ve beşincimiz ödüllerini aldılar. Kendilerine tebrik ediyoruz. Üçüncümüze armağanları teslim ediliyor şu anda. Üçüncümüzü tekrar hatırlatalım. 49,33 puandan Meram Toki Ortaokulu oldu üçüncümüz. Yeah.
Evet, üçüncümüzün ödülü için arkadaşlar kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Evet, üçüncümüzü tebrik ediyoruz. İkincimiz ödüllerini alacaklar. İkincimizi tekrar hatırlatalım. İkincimiz Selçuklu Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Evet, ikincimiz kupasını alıyor şu anda. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. İkincimizi hep birlikte kuvvetli bir şekilde alkışlayalım arkadaşlar. Evet, arkadaşlarımızın altınları teslim ediliyor şu anda. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı ve birincimiz ödüllerini alacaklar. Birincimiz İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yalçın Bey ve Konya Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Nazmi Taşoluk Bey birlikte takdim edecekler. Evet, birincimizin bilgisayarları geldi şu anda. Evet, birincimiz şu anda tam altınlarını teslim almaktalar. Birincimizin kupası için kuvvetli bir alkış alalım. Evet, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Müdürümüz kupayı bir kaldırsın. Evet, teşekkür ediyoruz. Jüri üyelerimize de armağan takdim etmek istiyoruz. Jüri üyelerimizin armağanlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Abdülkadir Işık Bey takdim edecek. Hocam buyurun. Evet, jüri üyemiz Emine Kösen hanımefendiyi de sahneye alalım. Jüri üyelerimize bir armağan takdim etmek istiyoruz. Emine hocamızı da sahneye alalım. Evet, jüri üyelerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Aylardır bizim için burada mücadele gösterdiler, değerlendirmelerde bulundular. Onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Evet.
Değerli izleyenler ve salondaki seyircilerimiz, Haydi Bil Bakalım'ın büyük finaline geldik. Bugün finalimizi gerçekleştirdik. Yarışmamızda emeği geçen öncelikle Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, Konya İl Milli Eğitim Müdürlerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haydi Bil Bakalım'dan bu sezonluk bu kadar. Önümüzdeki sezon tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.